Çünkü Tevrat ile amel edenler değil. Tevrat'ı al kuvvet ile, tam dayan kuvvet Tevrat ile. Ve ateynâhul hukme, biz ona hukum verdik, nübüvvet verdik, ilim verdik, sabiyya küçük olduğu halde. Tefsir İbn-i Selâs-ı Sinîn'e 3 yaşındaydı bu halde. Ha? 3 yaşında? Öyle diyor, İbn-i Selâs-ı Sinîn'e diyor. Bu ona hasır. Ve hanâmen, hanâm, rahmetli insanlar için, rahmeti fazlaydı. Min ledünnâ nezdimizde, halkın rahmeti halk etmiştik. Yani onun yaptığı merhamet tekliği değildi, kalbinden içinden rahmet doluydu. Ve zekaten, tatahir bir insan idi, temiz bir insan idi. Sadakaten aleyhim, ev taharaten ve salahan, salah sahibiydi. Ve kâne tekiyya, tekva, yüksek derecesindeydi. Ve berren bi valideydi, ana babaya fazla bir itaat sahibiydi, kesirul berre. Ve lem yekun cebbaren asiyya, mütekebbir değildi, Rabbine asi değildi. Asyan kalbine bile gelmemiş. Halif-i Kainat onun hakkında da buyuruyor ki ve selamun aleyhi, bizim selamımız ona olsun. Selam, emin, korkulmadan, üzüntüden, azaptan, ahiretten, bütün noktalardan emin olur. Yevme vuliye doğduğu gün ve yevme yemutu ve yevme yub'atı hayya, öldüğü de öyle, vefat ettiği zaman da böyle. Ve tekrar kıyamete gittiği zaman da bizim selamımızın içinde olur bu. Efendim, Kakus namında bir adam vardı. O adamın iki kızı vardı. Kızın birisi Eşaaydı ismi, Zekeriya aleyhisselamın ailesiydi ki Yahya'nın anasıydı. Kızın birisi de Hannaydı, Meryem'in anasıydı, Abra'nın hanımıydı. Yani Yahya ile Musa aleyhisselam teze kardeşleri, şeyleri. Evet. Vezkür fil kitab-ı Meryem. Yazıyor musun? Evet. Bak Kakus. Kakus'un iki kızı. Yahudan şeyden yaz. Neyse, Kakus'un iki kızı var. Biri Eşa'a, biri Hanna. Eşa'a. Eşa'a diyor. Eşa'a, biri Hanna. Eşa'a. Zekeriya'nın Aleyhisselam'ın hanımidir, Yahya'nın anasıdır. Hanna, İmran'ın hanımidir, İsa Aleyhisselam'ın ve Meryem'in babası, babasıdır. Meryem, hademe demektir. Beyt-ül Mukaddes'e hizmet ettiği için Meryem demişler. Ben İsrail'de hademe demektir. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ Ey Habibim Ekmel Resul sallallahu aleyhi ve sellem, onlar şüpheyi fikrediği için, batıl-ı hakikatleri kullandıkları için Meryem'in hakiki olan hallerini de onlara bildir. وَذْكُرْ زِكْرَتْ فِي الْكِتَابِ قُرْآنَ عَظِيمُ الشَّانْدَ Meryem'e Meryem'in ehvalini. Meryem nasıl hamile oldu? İsa Aleyhisselam'ın vazı nasıl oldu? Buyuruyor ki, اِذِنْ تَبَزَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا Meryem hizmet edildi Beyt-ül Mukaddes. Fakat hanımdır, elbette hayza düşer, usul yapmak icap eder. İcap ettiği zaman doğru tezesinin evine girerdi. Zekeriya Aleyhisselam'ın evine, tezesi idi. Orada başını yıkıyordu, elbisesini yıkıyordu, temizlenirdi, yine gelir yerine. Hali böyle. Gelin birisinde geliyor oraya. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَزَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اِذِنْ تَبَزَتْ O zaman ki ayrıldı. Min ehliha ehlinden mekanen şerkiye, şerki tarafı. Kudüs'ün şerk tarafı. Yahut evin şerk tarafı. Hristiyanların kıblesi felihâza ettehezen nasâra şerke kıbleten. Şerke bakıyorlar. Onların kıblesi şerkte, güneşte değil. Meryem oraya gitti ve İsa Aleyhisselam orada dünyaya gelmiştir. Onun için onu kıble ittihaz etmişler onlar kendine. Mekan-ı şerkiyi itikaz etti. Başını yıkayacak, gusle ihtiyacı vardır.
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا İttikaz etti bir perde. Bir perde eğildi, orada başını yıkayacak. İhtimal ki mücani olan su idi. İhtimal ki orada kolateyn var idi. Suyun üstüne gitti, böyle bir perde yaptı, orada başını yıkayacak. فَاَرْسَلْنَا اَلَيْهَا رُوحَنَا Biz Azimüşşan Cibril'i gönderdik. Cibril'i emin, ruh Cibril'e etlak edildi. Çünkü ruh Cibril'dir, ihya eder, getirdiği Kur'an-ı Azimüşşan kalbi ihya eder. Kur'an'a ruh denilmiş, kalbi ihya eder. Sonra İsa Aleyhisselam'a ruh demiş, nefesten kalp olduğu için. Tahir demektir, ruh-i mukaddes tahir demektir. Ruhul Kudüs İsa'ya denli, tahir olan temiz olur. Yani tesmana değildir. Sümmiye bizalike leennevuha ahya bihil kulube vel edyan. Cibril-i Emin'in delaletiyle, vasıtasıyla dinleri onunla ihya etti Allah. Onun için vahiy getirdi, vahiyinin delaletiyle dinlerin hayat olduğu için Cibril-i Emin'in isminde kumduyurmuş. فَاَرْسَلْنَا اَلَيْهَا رُوحُنَا رُوحُ gönderdik فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا Temessül etti bir şey, insan şeklinde hılkati tam olan bir insan şeklinde perdenin yanında zuhur etti. Zuhur edince Meryem korkmaya başladı. Korkunca قَالَتْ dedi اِنِّي اَعُوذُ بَالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا dedi ben Allah'a sığınırım senden. Rahman'a sığınırım senden, sen erkeksin, benim orada işim var, git benimden uzaklaş. İnni e'ûzu berrahmanı, Allah'a sığınırım senden, in kunte teqiyya, eğer sen Allah'tan korkuyorsan, vazgeç git oradan. Bu korkmasını görünce Cibril-i Emin, dedi kâle innemâ ene rasûlu rabbik, korkma ben Allah tarafından gelmiş bir melekim, لَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّ Allah'ın emriyle zeki, tahir bir evladı sana verecek Allah bu vazifeyle geldi. Evet. Efendim, Allah her şeye muktedirdir. Bakınız ki, üfürmekten birçok hayvan bile kalp oluyor. Şimdi tavuk, feraza, korusun üfürmekten başka bir şey değildir, tavuk çıkar. Öfürmek de yanına gelmek de şer değildir, uzaktan da olur. Bunların hepsi de vesiledir, onsuz da olabilir. O kadar. Allah-u Teala Adem'i babasız halk etti, Havva'yı anasız halk etti, İsa'yı Adem'i babasız anasız halk etti, Havva'yı anasız halk etti, İsa'yı da babasız halk etti. Bu ancak bir şey değildir Allah'ın kudretine göre. Bunda başka bir ilerleyip, mesela mahkeme bu şekilde bu hizmete Hz. Yahya dünyaya geldi. Hz. Yahya ise Yahudiler kesti, bu şekilde hücumda hücumiyet oldu. Arkası kesildi. Bu hizmete Hz. Yahya dünyaya geldi. Olamaz. Onlar bilir. Zaten onlar yetmiş enbiyeyi kesmişler. Onların sefehi değil. قَالَتْ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ Ben Rabbinin peygamberiyim, vazifeyle geldim. لَا هَبَ لَكِ وَلَا مَنْ زَكِيَّ Zeki, tahir olan, nübüvvetle tahir olan bir evladı sana vermeyi istiyor Allah. Ben bu vazifeyle geldim. Üzaktan da öfürse olabilir. وَلَوْ كَانَ لِسَانُ وَلَمَّا كَانَ لِسَانُ الْحَالِقَائِلًا dedi, öyleyse Meryem hibette kaldı. Acaba Cenab-ı Hak nasıl bana verecek? Orfa adetse nedir bir insan, bir hanımefendi de sonra dünyaya geliyor. Söyledi dedi, قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ Nerede bana evladı olur? حَلْوُكِ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ Ben hiçbir insanıyla temas, erkekle temas etmemişim. Dokunmadı kimse bana. Evet, yani mesletmedi. وَلَمَا كُبَغِيَ حَاشَ وَهِيدِ değilim. Evliyse adeten bu muhtemel kim değildir. قَالَ كَذَٰلِكِ مِنْ اَوْرَدِيُ Emri ilahi budur, bu olacak. قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيْهِ هَيِّنٌ Rabbim diyor, babasız ben evladı halk etmeye muktedirim, bana kolaydır bu. Allah.